Ve şimdi bugün diyorum ki önümüzdeki 10 yıl, bakın buradan tekrar ifşa ediyorum. Önümüzdeki 10 yıl öyle özellikle nanoscience, nörobilim, beyin bilimleri konusunda yapılan çalışmalar Nobel alacak. Onun için kesinlikle çalışkan, zeki, gayretli çocuklarımızı sadece Türkler için değil, sadece Müslümanlar için değil. Bakın benim gayem hayat adınadır, insanlık adınadır. Yani hatta insanlık da demeyeyim, hayat adına diyeyim. Yani biliyorsunuz bütün varlıklar kardeştir. Bu gerçi tasavvufi açıdan hemen bizim Deniz Hanım bunu farklı yorumlayacak. Daha farklı derken yani benim anlattığım paralelde yorumlayacak ama ben yine buradan ifade edeyim. Evrende ne varsa kardeştir. Onun için biz bilgimizi insanlığın değil sadece kainat adına gayret ediyoruz, bilgimizi aktarıyoruz. Çünkü Peygamber bile ve mâ erselnâke illâ rahmetelil âlemin ayetine muhatap olmuştur. Yani ben size alemlere rahmet. Bakın alem insanlara demiyor, dünyaya demiyor, alemlere diyor. Yani bütün galaksilere, yani devamlı Zariyat suresinin 47. ayetinde ifade ettiği gibi biz devamlı genişlettiğimiz bir evren içerisinde onu yarattık diyor ve devamlı genişletiyoruz denen o ayetteki bahsedilen evren içerisinde her ne var ise onlar rahmet olarak gönderdik seni diyor ya Muhammed peygamberimize diyor Allahu Teala ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin ve yine bir başka ayette de ve mübeşşiren ve nezira diyor. Sizi de insanları korkutmak için, hayatı korkutmak için değil, müjdeleyici olarak görün. İnsanları korkutmayın diyor. İnsanlara karamsarlık ekmeyin diyor. Ayet yani peygamberi emrediyor bunu Allahu Teala. O bakımdan böyle bir alem içerisinde her varlık kardeştir. Ben bu kardeşliği de 5 tür kardeşlik olarak addederim ki onun için bütün gayretimiz bu varlıkların hayat adına bu kardeşliği sürdürebilmek adına gayret ediyoruz, bilimsel çalışma yapıyoruz. Bu kardeşliklerden bir tanesi, birincisi karın kardeşliğidir. Yani anne baba işte aynı karından doğmuşsun. Karın kardeşliği bu. İkincisi din kardeşliğidir. Buradaki din kardeşliğini tabii ben biraz daha innemel müminine ikvetün ve eslihu beyne ebeveyküm ayeti kerimesinden daha farklı. Yani o ayeti kerimesinin yorumlanmasından farklı bir açıdan ben bakmak istiyorum konuya. Dini açıdan kardeş. Yani bu bütün dindarlar kardeştir. Şöyle düşünmek lazım. Yani Hazreti Adem'e gelen de İslam'dır. Davut'a gelen de İslam'dır. Musa'ya gelen de, İsa'ya gelen de, Hazreti Muhammed'e gelen de hepsi, bütün peygamberler İslam'ı temsil etmişlerdir. İslam kurtuluş demektir. Yani biliyorsunuz yine Ali İmran suresinde hani hep herkesin bildiği innet dine indellahi İslam ve maktelefe lezî utul kitab illa mâdî mâ câhumul ümbeğiyen beynehum ömen yekûbü ayetillâhi feyni Allah. Yani bu ayet-i kerimede de ifade edildiği gibi din kardeşliği. Üçüncüsü ise canlı olarak kardeş. Pardon, insan olarak kardeş. Yani ateisttir, olsun kardeşinizdir. Yani burada ikinci de Hristiyan da kardeştir, Yahudi de kardeştir. Yani o inanan olarak kardeş, mümin olarak kardeş. İkincisi, üçüncüsü insan olarak kardeş. Yani adam insan ama inanmıyor. Ama Budist, ama Şintoist, ama ateist. Ne olursa olsun kardeş. Dördüncüsü canlı olarak kardeş. Ne demektir bu? Yılandır, akreptir, kedidir, köpektir, attır, eşektir. Ne onunla da kardeşsin sen. Canlı olarak kardeşsin. Bir beşincisi de varlık olarak kardeş. Yani taşla da biz kardeşliğimiz vardır. Taşın da bize ihtiyacı, bizim de taşa ihtiyacımız vardır. Bakın Bayezid matematiği diye bir matematik var. Bu son zamanlarda çok aktif Bayezid matematiği. Bayezid matematiğinde bütün parçalar bütün içindir. Bütün parça için değildir. Hani şimdi hep dünyada şöyle bir şey var. İşte Adem alem içindir diye. Alem Adem içindir diye. Yanlış. Hep bireyin hukukunu korumak üzerine yani burada tabii Deniz Hanım hukukçu. Bütün dünyadaki hukuk sistemleri aslında tabii ahlak olsa hukuka gerek kalmaz. Geçen paylaşmış olduğum bir aforizmam da var. Ağzınıza, yüreğinize sağlık hocam bir kez daha. Evet, yani ahlakın olmadığı yerde hukuk vardır. Hukukun olmadığı yerde kanun vardır. Kanunun olmadığı yerde de ceza vardır.
bir aforizm olarak bunu yazmış olmam lazım. Öyle hatırlıyorum. Yani onun için tabii Deniz Hanım'ın yanında hukuktan bahsetmek doğru değil ama yani hukuken birey hukukunu ön planda tutuluyor tüm dünyada. Hukuk evrenseldir diyorsunuz. Hukuk şemsiyesi altında kanunlar vardır. Ama hukukun üstünde ahlak vardır. Ahlak olmazsa hukuk başlar. Yani ahlakın olduğu yerde ne kanuna ihtiyaç vardır, ne hukuka ihtiyaç vardır, ne tüzüğe, ne yönetmeliğe, ne genelgeye ihtiyaç yoktur. Ahlak hepsini, çünkü ahlak evrenseldir. Ahlak cihan şumuldur. Şimdi o bakımdan o Bayezid matematiğinde esas önemli olan alemin hukukudur. Alemin ahlakıdır. Yani hani Shakespeare'in bir lafı vardır. Büyük dereleri yapan küçük derelerdir. Biz insanları da küçük dereler olarak kabul edersek, evreni, kainatı, cihanı da bir büyük dere, bir büyük nehir olarak kabul edersek, hep o nehre su taşımak mecburiyetindeyiz. O sudan, küçük alem olduğuna göre hocam, yine sizin bir yazınıza dayanarak söylüyorum. Teşekkür ederim. Bireyin ahlaklı olmasından hareket edilmesi gerekiyor. Aynen. O bakımdan, yani orman bir yaprak orman içindir. Orman ağaç için değildir, ağaç orman içindir. Onun için burada Adem alem içindir. Hani var ya şairin dediği gibi, Adem'e Adem gerektir, Adem etsin Adem'i, Adem Adem olmayınca alem netsin Adem'i. Bakın bir daha söylüyorum. Adem'e, aleme Adem gerektir, Adem etsin Adem'i, Adem Adem olmayınca alem netsin Adem'i. Adem, Adem olmayınca alem netsin Adem'i. Çok açık. Yani bu belki yani metaverse'ü de açıklıyor, kuantumu da açıklıyor, holistik düşünceyi de açıklıyor, hologramı da açıklıyor. Neyse, şimdi o bakımdan hatta yine var ya nikubet insan ettiğin bulur bu alemde, kendi bulmaz ise ceza miras kalır evladına. Bu da çok enteresan. Yani o bakımdan bu aleme katkı sağlamak durumundayız. Yolda gördüğün taşı yolu ona tekmek vurmak değil, onu alıp yolun kenarına koymakla durumundasın. Bir yuvarlan. Canım hocam, onu bir daha söyleyebilir misiniz? Bir daha söyleyebilir misiniz bu son söylediğinizi, evladına ceza miras kalır dediğiniz? Unuttum gitti ya. Nereden söyleyeyim? Unuttum. Unutmazsınız hocam. Yani nikubet, not alacaksan söyleyeyim, not al o zaman. Nikubet yani iyi kötü. Adem ettiğin bulur bu alemde. Ni kötü, bet iyi veya kötü. Ni kubet, Adem ettiğin bulur bu alemde. Kendi bulmaz ise ceza miras kalır evladına. Çok bu, o zaman atalardan gelen aktarımlara kadar gider bu konu. Efendim doğru. Zaten bakın geçen sene Nature'da Science'da yayınlanan bir makale var. Der ki düşüncelerinize dikkat edin. Benim onunla ilgili bir aforizmam vardır. Düşüncelerinize dikkat edin. Duygularınıza dönüşür. Duygularınıza dikkat edin, sözlerinize dönüşür. Sözlerinize dikkat edin, hareketlerinize dönüşür. Hareketlerinize dikkat edin, kaderinize dönüşür. Bakın, kaderinize. Senin yıllardır anlatmaya çalıştığın konuyu bir bilim insanının ağzından bir kez daha duymuş olduk. Evet. Var olacağım. Science'da yayınlanan makalede diyor ki, hayalleriniz genlerinize ve DNA'lara kaydediliyor ve onlar çocuklarımıza diyor. Yani o bakımdan niye derler biraz tabii belki uygun değil bu sözü burada söylemem ama Anadolu'da bir laf vardır. Anasına bak, kızını al. Hayır hocam, şey de annenin kaderi kızına çeyizdir. Tamam, güzel. Bak, değil mi? Bunu da. Tabii o da öyle. Hayır, anasına bak, kızını al. O da öyle. Bakın. Evet. O bakımdan bu Science'da yayınlanmıştı bu makale. Onu ben yine kitaplarımın bir tanesinde kullanmış olmam lazım. Kullandım yani. Literatür olarak orada bulabilirsiniz onu. O vardır yani. Kaynak olarak vermişim. Canım hocam, akışınızı bozmak istemiyorum asla da. Çok önemli bir şey yine söylediğiniz için. Her bir söylediğiniz aşırı önemli. Bununla beraber bu hani hayal mekanizması. Mesela İbn-i Arabi Hazretleri bir şey söyler. İşte kendisini terbiye ederken nefsini. Önce işte davranışlarını, sonra sözlerini, sonra düşüncelerini terbiye ettiğini ve düşündüğü takdirde dahi bundan tövbe ettiğini ve bunu insanın hayalinin çok önemli olduğunu, çünkü hayalini terbiye etmenin nefsi tezkenin bir parçası olduğunu söyler.
Ve şimdi sizin bu söylediğiniz bununla çok örtüşüyor. Hani bilimde de bu artık çok şükür ortaya çıkmış söylediğiniz gibi. Çünkü insanın bilinçaltına geçiyor aslında hayal ettiğin şey. Yani bilinçaltına geçtiğin şey de senin çocuğuna nakledilecek tabii ki. Değil mi hocam? Evet, şimdi ben bunu zannediyorum insanlığın geleceğinde yazdım. Şöyle ki, dinen de sadece biz yaptıklarımızdan mesul değiliz, düşüncelerimizden de mesulüz. Bakın, niye efela yetefekkerun diyor, efela yetezekkerun diyor? Ya düşüncelerimizden de mesulüz. Onun için çocuklara geçiyor zaten. O bakımdan bu ehemmiyetli. Şimdi tekrar bu nöronlara dönecek olursak, oradaki bu ihtimaliyetlerden siz seçiyorsunuz. Bakın, yani irade kendi elinizde. Oradan bir tanesini seçiyorsunuz. Ve o seçtiğin zaman, mesela diyelim ki orada o suyu gökmeyi tercih ettiniz. Gökmeyi, israf ettiniz. İsraf nedir? İhtiyacın fazlası israftır. İhtiyacın fazlası israftır. Şimdi buraya girersek, israfa girersek zekata girmek lazım. Zekata girersek Ebu Bekir Hazreti Ebu Bekir'e gitmek lazım. Hazreti Ebu Bekir'e girersek zekat ordularına girmek lazım. Zekat ordularına girersek 40'ta 1'e girmek lazım. Derken o sabahı bulur. Orayı kapatalım orada. O başka bir zaman konuşuruz onu. Şimdi burada siz o nanotüpler arasındaki nöron nanotüplerdeki o ihtimaliyetlerden bir tanesini seçiyorsunuz. Aynen İsra suresinin 13. ayetinde olduğu gibi. Veyahut da Kıyamet suresinin 13. ayetinde yünebbeul insani yevme izin bima kaddeme ve ehher dediği gibi orada neden onu o suyu döktünüz? Beyza'nın suya çok ihtiyacı vardı. Ona ikram etmediniz. Veya vücudunun suya ihtiyacı vardı. Onu içmediniz. Veyahut da şarap içtiniz gibi o sorulacak. Ayet-i kerime çok açık net. Ama bu irademizi kullanmamayı gerektirmiyor. Bu tamamen kendi irademiz sonucunda. Şimdi düşünce boyutuna baktığımız zaman da 2 milyon 800 bin kilometre bölü saniye bir süratte, hatta bunu nasıl bugün özellikle kuantum fizikçilerin yapmış olduğu deneylerde, mesela bir aynı kökten, aynı atadan ortaya çıkan iki parçacık mesafe olmadan, yani ne kadar uzak mesafede olursa olsun, diyelim ki bir tanesi burada olsun, bir tanesi Amerika'nın öteki ucunda olsun, biz o parçacığın yönünü değiştirdiğimiz zaman da Amerika'nın öteki ucunda olan parçacık da ona uygun olarak hareket etmektedir. Onun için ikisi arasında bir iletişim vardır. Buna biliyorsunuz bu nesnelerin interneti kavramı, biliyorsunuz hatta Robert Lanza diye bir bilim adamı vardır. Robert Lanza der ki gözleyen ile gözlenen arasında bir irtibat vardır. Bir iletişim vardır. Yani nasıl ki o parçacıklar kuantum fiziğinde, birisi Amerika'da olan parçacık dediğim, yani bu böyle parça marça değil işte, bir frekans ve şeyden, dalga boyundan oluşmuş yani. O parça diye onun konumunu tespit etmeye kalktığın zaman da frekans oluyor. Frekansın miktarını ölçmeye kalktığın zaman da parçacık oluyor. Akıllı yani onlar. Hatta onlardan hareketle bugün akıllı tozlar yapıldı. Smart dustlar yapıldı biliyorsunuz. Bunlar hatta önümüzdeki yakın gelecekte insanlığın başına bela olacak ki akıllı tozlar, smart dust diye girerseniz bulursunuz. Şimdi orada o iki parçacık arasında bir iletişim var. Yani o parçacığa dokunduğun zaman da Amerika'nın bilmem neresindeki parçacık ondan haberdar oluyor. Bunu gerçi nesnelerin interneti diye aktarıyorlar ama aslında bu aşıkla maşuk arasında olan bir ilişkiye benzer. Birazcık şeylerimiz, dinleyicilerimiz belki ya çok bilimsel oldu falan diyorlar. Birazcık aşk meşk yapalım bu arada. Aşka girelim. Şimdi parçacıklar arasında bir aşk vardır. Çünkü onların canı vardır, aklı vardır, düşüncesi vardır, hareket tarzı vardır. Niye tasavvufta tasavvuf erbabı yastığı öperek uyur? İçecek, su içecek olan bardağı öperek suyu içer veya cübbesini veya tacını öperek alnına koyar veya başına koyar veya sırtına giyer. Onun için ikisi arasında bir iletişim vardır, bir aşk vardır. Hatta der ki o parçacıklar arasındaki aşkı şair şöyle anlatır. Suzi dilden sanmanın bir haberdir cananeyi, şem'i yakmaz mı ol ateş, kim yakar pervaneyi? Yani
Diyor ki eğer bir insan bir insana aşık olmuşsa diyor, sanmayın ki diyor o aşık olunan, yani maşuk aşıktan bir haberdir. O ilk aşk ateşini maşuk yakmıştır diyor. Çünkü diyor bir mumun etrafında dönen pervane, dönen kelebek aslında o ateş onu kendisine çekmektedir. Yoksa kelebeğin onda bir günahı yoktur. Yani aşıkın günahı yok. Bütün hata, bütün günah veyahut da bütün her şey maşukta bitiyor. Onun için parçacıklar arasında da böyle bir aşk vardır. Yani Suzi Dil'den, bunu yazmıyorsun bakıyorum Deniz Hanım, bunu da yaz. Suzi Dil'den, sanmanın bir haberdir cananeyi, şem'i yakmaz mı ol ateş, kim yakar pervaneyi? Hocam aşkın da temelinde belki bu iletişim var. Ne dersiniz? Var tabii, biliyorum. Onu, zaten aşkın kuantumunu yazdık. Aşkın kuantumunu yazdık zaten. O nerede var? Hocam soracaksınız diye hep de kafam önde. O kitaptan o kitaba geçiyorum. Oradan ona geçiyorum. Vallahi sorarım. Bakmasın. O yüzden bütün Allah... kitaplar önümde. Aman İşin... hocam sorarsa o bölümü bulayım diye bir ona bakıyorum, bir ona bakıyorum. Vallahi işin enteresan da Muttalip'ten Gökçe'yi sen düşün şimdi. Onlar vallahi diyor, yarın imtihan var diye dört. Hatta onlar belki de not alıyor orada. Evet, şimdi onlar düşünsün. Canım hocam burada hemen bir şey söylemek istiyorum. Bu hani law of entanglement, hani dolanıklık teorisiyle ilgili. Ben bunu hep şeye benzetiyorum canım hocam ve Beyza'cığım. El Habir esmasına. Yani kainatın işte ikiye ayırıyorlar fotonu. İşte bir tarafını öbür tarafına, kainatın öbür tarafını bu tarafına. Fakat temelde David Bowman'ın da söylediği bir şey var ya. Temelde aslında ayrılık bir illüzyon diyor ya. Yani temelde, çünkü siz de çok seviyorsunuz David Bowman. Ben de biliyorsun 5'te 6'da çok bahsettiğim çok önemli, çok değerli bir bilim insanı. Oradaki o asla ayrılamama halini ve birbirlerinden haberdar olma halini aslında ben El Habir esmasının bir tür tezahürü gibi görüyorum. Birbirinden haberdar olmak. Zaten evet. İnterneti, bakın bu Alamo'da, Amerika'da Alamo'da bir Santa Fe Enstitüsü, pardon, New Mexico'da Santa Fe Fizik Enstitüsü vardır. Onun başında Profesör Gell-Mann vardır. Nobel ödüllü bir bilim adamı vardır. Orada yapılan kaos fiziği çalışmaları vardır. Yani düzen kaosta gizlidir. Yine orada yapılan çalışmalarda özellikle mesela şöyle bir çalışma yapılmış Amerika'da. Bir çiçeğin yaprağının yanında birisi gelip o çiçeğin yaprağını koparmayı düşünmüş. Koparmamış, düşünmüş. Ve o çiçekteki elektriki aktivite galvanometrede, voltometrede sıfırlanmış. Ve o insan o çiçeğin yanında, o düşünceyi, onu koparmayı düşündüğü anda galvanometrenin oynadığını tespit etmişler. Ve daha sonra bu devam ettiği müddetçe o çiçeğin yaprağında bir sararma, bir kuruma görmüşler. Sonra aynı adamı, o düşünce sahibi olan kişiyi 300 kilometre uzakta, yanlış hatırlamıyorsam San Antonio'daki benzer bir laboratuvara gönderiyorlar. Aynı çiçek türünden bir çiçeğin yanına gittiği zaman da aynı çiçek aynı tepkiyi veriyor. İşte buyur. Doğru, yani sarı çiçeğe. Sen evet, yok değil misin? Evet, farkında, evet, bilinçli. Evet, aynen öyle. Yunus Emre'nin dediği gibi. Şimdi tabii bu da şu var, yani bazı ilimler ilmine dünniden gelir. Hani cümle işler halikindir, kul eliyle işlenir. Bilmeyen ilmine dün onu kul yaptı sanır. Kul, hak kulundan intikamın yine kul ile alır. Hakkın emri olmaz ise sanma bir kul, çöp deprenir. Şey öyledir. Yani onun için bu dolanıklık teorisinde de biliyorsunuz bir objektif koyuyorlar bu çift yarık deneyinde Thomas Young'ın bulduğu. Hatta işte Schrödinger'in şeysi de vardır ya o kesinde. Yani orada iki delikten geçirdikleri zamanda bakıyorsunuz ki birçok delikten geçmiş gibi karşıya ekran koyuyor. Oraya bir objektif koydukları zaman da, bir kamera koydukları zaman da bu sefer iki tane çizgi çıkıyor karşına. O kameraya bakıyorlar ki bunlar birbirinden haberdar ve akıllı. Orada parçacığın yani yerini tespit etmeye kalktıkları zamanda, konumunu tespit etmeye kalktıkları zamanda dalga ve frekans oluyor.
frekansını ölçmeye kalktığı zaman da dalga boyunun frekansını parçacık oluyor. Yani zaten burada yani el-habir esması veya sıfatı, ben ona tabii sıfat diyorum, onu da burada söyleyeyim. Yani çünkü Allah-u Teala'nın aslında ben böyle irticalen konuşmayı daha fazla seviyorum. Bak nerelere geldik. Şimdi ben Esma-ül Hüsna konusunda, gerçi sevgili Deniz Hanım bana itiraz eder belki ama onlar esma değil, esfattır. Yani sıfattır. Allah-u Teala'nın tek bir ismi vardır. Allah. Çünkü Allah'ın kendisinde, yani Allah Elif, Lam, Lam, He isminde özel bir yapı vardır. Şimdi bunun Kur'an'ı açıdan baktığımız zaman da Kur'an'ın da bir matematiği vardır. Kur'an'ın da bir dengesi vardır. Ahengi vardır. Kuantumu vardır. Kuantum fiziği vardır. Kur'an'ı matematiği vardır. Şimdi burada Allah kelimesini aldığımız zaman da diğerleri sıfattır. Hüsna, esma değildir. Esma isimler demektir. İsmin cemi esma gelir. Esma-ül Hüsna diye şöhret bulmuştur bunlar. Hani Allahu Rahmanu Rahim, Melikül Kuddusu, Selamül Müminül Müheymin, Azizül Cebbarül Kahhar, Vehhabü Rezzak, neyse. Şimdi bunlar Allah'ın sıfatlarıdır. Yani şimdi biz çocuklarımıza işte Gaffar adını veriyor muyuz? Veriyoruz. İşte Rahim adını veriyor muyuz? Veriyoruz. Alim adını veriyor muyuz? Veriyoruz. Mümin adını veriyor ama Allah adını vermiyoruz. Çünkü Allah sadece kendi şahsına mahsustur. Elif, Lam, Lam ve H'den oluşmakta. Şimdi bunun çok özel bir yapısı vardır. Elif zaten bizim hem hat literatüründe hem de İslami literatüründe Allah'ı temsil etmenin yanında dik durmayı, akıllı olmayı, düşünce sahibi olmayı, fikir sahibi olmayı ifade eder Elif. Dik olmak. Yani hayır, ben senin gibi düşünmüyorum. Benim kanaatime göre bu böyledir. Fikir ortaya koymak, fikir üretmek, yani tefekkür etmek. Tabii hatta bu arada hattan da birazcık bahsetmek istiyorum. Her harfin bir tasavvufi yönü vardır. Şimdi Elif nasıl ki ayakta durmayı, fikir üretmeyi, proje üretmeyi ortaya koyuyorsa, diğer harflerin de mesela dal, rükûyu temsil eder. Vav, tefekkürü temsil eder. Mim, secdeyi temsil eder. Neyse, şimdi uzatmayalım lafı. Orada Elif, insan ayağa kalktığı zaman, yürüdüğü zaman insan olmadı. İnsan, hayır, ben öyle düşünmüyorum, benim fikrim budur, ben size katılmıyorum veya şu yönden eleştiriyorum dediği zaman insan olmuştur. Eleştirdiği zaman, çünkü insan eleştirel bir varlıktır. Benim elimde yetiyor olsa bütün okullara eleştirel akıl dersini koyarım. Eleştirmeyi, yani pasif öğrenmekten ziyade interaktif, eleştirel aklı devreye sokan interaktif eğitimi. Tabii bu arada hemen söyleyeyim, çok acil bir eğitim reformuna ihtiyaç var. Ülkemiz için anne karnında eğitim başlar. Anne karnından üniversite, hatta profesörlük seviyesine kadar, hatta ömür boyu eğitim sisteminde müthiş bir reform yapmak gerekmektedir. Onun için Elif'in böyle bir yapısı vardır. Elif Allah'ı temsil eder. Hatta tasavvufta da vardır ya, Elif Allah'ın kânı ve Bağdat'tır mekanı, tetevhidin aslanı diye gider yani. Neyse, oraya girmeyelim. Şimdi beyin cerrahı olarak konuşalım. Evet, Elif'i kaldırsak, Elif'i aldık başından. Ne kaldı? Lam, Lam, E. Yani Lillah kaldı. Bakın, gene Allah. Lillah. Hı hı. Peki bir lamı daha atalım oradan. Ne kaldı? Lehu. Lehu. Ne demek o? Onun için. Hani irci'i ila rabbiki radiyeten merdiye var ya. Yani çünkü ondan geldik, ona dönüyoruz de. Lehu. Peki o lamı da atalım. Ne kaldı geriye? Hu. Bitti. Zaten o. Yani minel hu ilel hu demiş. Ondan ona. Minel hu ilel hu. Velhasıl kelam lafzayı celalın tek bir ismi, Allah'ın tek bir ismi vardır. Allah diğerleri sıfattır. Şimdi sıfatın el-kabir sıfatı, zaten Allah bütün sıfatlarını mahlukata vermiştir. Yani şimdi Allah'ın ne kadar sıfatı varsa insanlarda, hayvanlarda da vardır. Hayvanlarda merhamet yok mu zannediyorsunuz siz? Yani hem nasıl hocam, hatta bazen eşref-i mahlukat diyoruz insanoğluna ama insanlara ibretlik merhamet sergiliyorlar canlarım benim. Niye derler su içene yılan da dokunmaz? Bakın
Ne kadar güzel. Bakın hiçbir hayvan ne kadar yırtıcı olursa olsun çok aç kalmadığı takdirde, kendisini tehlikede hissetmediği takdirde saldırmaz. Bu kadar açık, bu kadar net. O bakımdan hayvanlarda da merhamet vardır. Hayvanlarda olmayan bir şey var insandan farklı olarak. Akıl yoktur. Zeka vardır. Hayvanlarda zeka vardır. Zaten insanı insan yapan akıldır. Yani akıl sahipleri. Yani eğer aklı olmayanın bir mükellefiyeti var mı? Yok. Yani namazda kılmana gerek yok, oruçta tutmana ne güzel, ne güzel dünya. Aklın yok. Hani demişler ya, aklın var, ne edeceksin parayı? Aklın yok, ne edeceksin parayı? Aklın var, ne edeceksin dini? Aklın yok, ne edeceksin dini? Bakın, aklın varsa zaten Allah'ı zaten buluyorsun, ahlaklısın demektir. Onun için ahlakın olmadığı yerde hukuk başlıyor. Tam onu diyecektim. İnsanı insanı yapan akıl dediniz ya, ahlak nerede diyecektim hocam. Tam ahlak, ahlak işte orada. Soracak yani. Evet. Bakın ahlak rahmanidir. Laf lafı açıyor ama şimdi burada gene Deniz Hanım'ın konusuna gireceğiz. O da çünkü biliyor tasavvuf. Gözüm Deniz'de ama Deniz'in soru sormak istediği anda zaten. Yok hayır, o belki şimdi onun alanına giriyorum da o bakımdan girmek durumunda kalıyorum. Çünkü akıl rahmanidir. Ruh rahmanidir. Vicdan rahmanidir. Bakın Anaximandros diye bir adam var. Anaximandros. Milattan önce 300'lü yıllarda yaşamış bir filozof. Der ki hepasin hemin hi sineideizis teos. Der ki vicdan içimizdeki Tanrı'nın sesidir. Bakın tanrısaldır vicdan. Çünkü vicdanın kötü şey yapması mümkün değildir. Niye derler ki yani adama ne kadar kötü olursa olsun vicdansızlık yapma derler. Dikkat et. Yani demek ki vicdan olsa yapmazsın bunu. Veya ne ruhsuz adam dersin. Ruh o da rahmanidir. Akıl o da rahmanidir. Peki zeka, ego ve nefis şeytanidir. Çünkü bunlar niye tarikatlarda terbiyetün nefs geçer? Nefsi terbiye etmek geçer. Gerçi bazı tarikatlarda nefse dokunmadan ruh, vicdan ve akıl tarafını güçlendirmeyi dikkate alır. Çünkü bazı grup der ki nefis de Allah'ın vermiş olduğu bir nimettir. Onu köreltmekten mesela Beyazıt-ı Bessami, burada nereden girdik bu konuya ya? Biz şeyi anlatacaktık, girdik buraya konuya. İşte Beyazıt-ı Bessami hatta şeyin de Fusus-ı Likem'de de Fütuhat-ı Mekki'ydi de Muhyiddin Arabi de yine ondan bahseder. Yani o da bir nimettir der. Nefis de bir nimettir. Ego da bir nimettir. Şeytan da bir nimettir der. Yani şeytan olmasa bizim hangimizin daha iyi olduğu nasıl anlaşılacak? Bakın Mülk Suresi vardır. Mülk Suresi. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Ayet açık, çok net. Mülk Suresi, Tebareke yani ha. Mülk dedim, karıştırmayın, Tebareke Suresi. Orada hemen öyle bahseder. Onun için orada siz onu nasıl yönettiğiniz önemli. Ama şu var, zeka tabii ki orada şeytanidir. Yani hani niye derler kurnaz, şark kurnazı. Zeka çünkü o hayvanda da vardır. Ama hayvanda olmayan akıldır. Yani bir komşunun İşte tarlasına, komşunun bahçesine bir hayvan girer, oranın daha taze otunu yer ama onun kendisine ait olmadığını düşünemez, aklı yoktur. Ama zekası vardır ki o daha lezzetlidir, onu bilir. O da enteresan. Tabii ki ego, enaniyet, ben, ego. O da nedir? İşte insanın beyninde, zaten niye akılda beyinde diyoruz ya, hatta yeselune, hatta burada ruhta Kur'an-ı Kerim'de, İki yerde geçer. Daha doğrusu iki yerde geçer derken birinde Cebrail olarak geçer. Birinde de aynen ve nefehtü min ruhi, ruhumdan üflediğim şeklinde geçer. Neyse biz dağıttık konuyu. Gene biz nöronlara gelelim. Çünkü gittikçe gidiyoruz. Açıldıkça açılıyoruz. Korkarım Deniz Hanım'ın yanında ben boğulurum o ummanda. Onun için ben orada geri döneyim. Sahile geleyim şimdi ben. Oradan çıkıp sahile geleyim. Çünkü biliyorsunuz bazı şeylerde akıl, vicdan ve ruh tarafını güçlendirilir, yükseltilir. Mesela zannediyorum Nakşibendi tarikatında durum budur. Ama Kadiri tarikatında onlara dokunmaz. Nefis ve ego, nefis ve şeytan grubu baskı altında tutulur. Çok basit bir örnek vereyim. Mesela der ki canım ne istiyor, nefsim ne istiyor? Baklava yemek istiyor. Hı hı. Mesela Abdülkadir Geylan der ki yemeyeceksin. Baklava 40 gün yemek yasak der. Sana ceza veriyorum der. Ama Nakşibendi de iyi ama bir tane yeder.
Yani bir de yani nefsi terbiye o anlamda. Neyse, şimdi bu hareketin oluşması falan filan, oraya girmeyelim. O konuyu uzatmayalım, dağıtmayalım. Şimdi tabii burada özellikle tekrar bıraktığım yerden parantezi burada kapatayım. Çocuklara, genç kardeşlerimize, evlatlarımıza mutlaka fizik, kimya, matematik ve biyoloji alanında yönlenmelerini ve devletin de bunlara destek olmalarını. Tabii sadece çünkü bu ortamda yaşıyoruz, nefes alıyoruz, yaşamak durumundayız, hayatiyetimizi sürdürmek durumundayız. Buna mutlaka Sayın Cumhurbaşkanımıza da buradan istirham ediyorum. Lütfen bu çocuklara, bu zeki çocuklara el atsın. Bunların destek olalım bunlara. Sade insanlık için değil, hayat için, evren için, kainat için bu alanda çalışmalar yapalım. Çünkü neuroscience, beyin bilimleri, sinir bilimleri, beyin bilimleri çok labirentleri olan, kapıları çok sırlanmış olan bir alan. Bir sırrı açtığımızda, bir kapıyı açtığımızda karşımıza bir başka kapı çıkmaktadır. O nedenle mutlaka bu alanda yapılan çalışmalar önümüzdeki 10 yıl kesin Nobel alır. Buradan benden söylemesi. Şimdi bu altyapıyı yaptıktan sonra birazcık da genlerden bahsedersek, nasıl oluyor da biz yarı hayvan, yarı insan, insanlar veyahut da canlılar üretiliyor? Bu insanlık gerçekten nereye gidiyor diye korkuyorum ben. Şimdi bakın, size çok bugün bakın, kopya insan yapıldı. Kopya insan yapıldı. Bir kadın yapıldı. Kopya kadın. Adı ne biliyor musunuz? Eva. Havva'dan Eva adını koydular. Şimdi bu 2-3 sene önce Çin'deki o yapılan hani Nono ve Lulu diye iki tane bebek oluşturulması farklı. O bir yerde iki, yani embriyodan iki bebek yapıldı. O başka bir şey. Ama bu Eva kopyalanma yani, yapıldı. Onu Vatikan'dan gizliyorlar ama, değil mi? Evet. Tabii Vatikan zaten yasal. Allah'tan Vatikan var. Biz uyuyoruz. İslam alemi uyuyor. Korul korul. Uyumaya devam ettir. Allah'tan Papa var. Biz Orta Çağ'daki Hristiyan aleminin durumuna düştük şu anda. Nasıl ki orada hani kedileri öldürdüler, veba ortalığı sardı. Farelerin yayılması sonucu veba ortalığı sardı. Milyonlarca insan öldü ya. Şimdi neredeyse bizim İslam aleminin durumu da maalesef öyle. Okumuyoruz. 1000 yıl önceki verilen fetvalarla bugün fetva veriyoruz. Bugün nasıl ki 1000 yıl önceki İbn Sina'yı, Galen'i, Hipokrat'ı buraya getirseniz siz kedinizi, köpeğinizi onlara muayene ettirir misiniz? Ama muayene ettirmemeniz onların değerinden bir şey kaybetmez. Onlar başımız üzerine başımızın tacıdır. Bakın biliyorsunuz Newton'a diyorlar ki, 1643 yılında doğan Newton'a diyorlar ki, o da enteresan, bakın İmam-ı Azam Hicri 150 yılında öldü. Öldüğü tarihte, aynı tarihte, aynı günde İmam-ı Şafii doğdu. Yani Allah alimsiz bırakmadı evreni. Galile 1642'de öldü, 1643'te de Newton doğdu. Bugün dünyanın bilimsel müktesebatının oluşmasında, modern bilimde anlamında söylüyorum, özellikle Eflatun'un devleti, Aristo'nun metafiziği, Newton'un prinsipası ve Darwin'in Türlerin Kökeni adlı eserler bugünkü bilimsel müktesebatımızın oluşmasında çok büyük etkiye sahiptir. Şimdi Newton'a demişler ki, ya sen nasıl olur da böyle ileriyi görebiliyorsun? Nasıl olur da ütopya sahibi oluyorsun? Nasıl oluyor da bu kadar şeyi bilebiliyorsun? Biliyorsunuz yani bu integral türev falan, onları da biliyorsun. Newton'un bulduğu söylenir. Tabii ben inanmıyorum. Onu da söyleyeyim ben size. Çünkü onlar Leibniz bulmuştur. Leibniz'in elinden hırsızlık yaparak Newton almıştır. Bu da ayrı bir konu. Yani ikisi de Yahudi olduğu halde Newton'un derecesi yüksek olduğu için Newton'a mahkemeye, hatta hiç mahkemeye bile çağırmadılar Leibniz'i. Leibniz Almandı. Aslında bu Pascal'ın bulmuş olduğu hesap makinesini, iki işlemli hesap makinesini biliyorsunuz Leibniz buna dört işlemli hale getirdi. Ve bu integral ve türevi bulduğundan dolayı İngiliz Kraliyet Akademisi ona 1670'li yıllarda üyelik verdi. Ama Newton benimdir deyip itiraz etti, mahkemeye verdi. Mahkeme maalesef Leibniz'i hiç dinlemeden bile Newton'u haklı buldu. Neyse, uzatmayalım. Evet. Ama olsun, bunu bilmek lazım. Böyle ara ufak tefek yani tarihi
anekdotlar da güzel oluyor arada. Benim için de dinlenme oluyor bu arada.